Selam, ben Davut'tan. Dostlar, Profesör Ebubekir Sofuoğlu Hoca'nın felsefe ile alakalı YouTube kanalında söylemiş olduğu bazı sözler, iddialarla alakalı bir şeyler söylemek istiyorum. Söylemlerime geçmeden önce şunu da hatırlatmam gerekecek. Ebubekir Sofuoğlu Hoca ile Ebubekir Sifil Hoca karıştırılıyor. Bu sebepten bu karışıklığa inşallah geçit vermeyelim. Çünkü birazdan söyleyeceklerimi, gerçi birazdan Sofuoğlu Hoca hakkında söyleyeceğim birçok şeyi muhtemelen Sifil Hoca da düşünüyordur. O konuda ortak noktada buluştukları birçok husus var ama yine de Sifil Hoca'nın katılmayacağı bazı yanları vardır diye düşünüyorum. Profesör Ebubekir Sofuoğlu Hoca Sakarya Üniversitesi'nde tarih bölümünde profesör, yani hoca, akademisyen bir kişi. Hocaya yönelik kişisel bir husumet düşmanlığımız tabii ki de yok. Bunu her kişi için söylüyoruz. Hoca için de söylüyoruz. Söylememiz de gerekir. Katıldığımız çok yanlarının olduğunu hocanın da bilmesini isteriz. Sayın Hoca zaman zaman televizyon kanallarına katılmıştır. Katılmışlığı vardır. Özellikle yakın Türk tarihi ile alakalı çalışmalar var, öyle biliyorum. Osmanlı'nın son dönemi, Cumhuriyet'in ilk dönemleri falan o konularda çalışıyor diye biliyorum. Hocanın orijinal fikirleri var, o konuda diyebileceğim bir şey yok. Sayın Hoca geçtiğimiz yıl bu üniversitelerin çevresindeki apartlarda fuhşun yapıldığı ile ilgili bir iddia ortaya atmıştı. Bu iddiasından ötürü desteklendi, yuhlandı, taraftarları oldu, karşı taraftan taşlamalar oldu falan. O konuyla alakalı ben o sözü sarf ettiği programı izledim, hatta birkaç defa izledim o kesimi özellikle. Hocanın çok da eleştirilecek bir yanının olmadığı kanaatindeyim. Ama işte yani insanlar yanlış anlayabiliyorlar. Ya da zaman zaman diyoruz ya dostlar, benim dünya görüşüme uygun bir dünya görüşüne sahip değilsen ben seni bitiririm anlayışı olduğu için insanlar bazen gerçekten ahlaksızlaşabilerek karşıdaki hasmını, düşman telakki ettiği kişiyi yok etmek için bütün illegal yollara başvurabiliyor. Neyse, oraları geçelim. Dediğim gibi Sifil diyorum, Sofuoğlu Hoca'nın YouTube kanalında felsefe ile alakalı söylemiş olduğu, yapmış olduğu yaklaşık her bir yarım saat falandı galiba, öyle hatırlıyorum. Programları izledim dostlar. İkisini dün gece saat 4-6 arası falan izledim. İlki Ocak ayındaydı. Hatta buraya yazmıştım. İlki ocağın 30'una yayınlanmış. Felsefeden uzak durun. Videonun başlığı bu. İkincisi bu Mayıs ayının 26'sında, birkaç gün önce. Düşünceyi hapseden uyuşturucu felsefe demiş. Ondan 2 gün sonra da, yani 2 gün önce de 28 Mayıs'ta da felsefe beyin ameliyatı sırasında etimoloji yapmaktı başlıklı bir video paylaşımı yaptı Sayın Hoca YouTube kanalında. Bu üç videosunda da Sayın Hoca felsefeyi yerden yere vurdu. Felsefe uğraşılmaması gereken, insanı sapıklığa iten bir disiplin olarak değerlendirdin. Çok fazla uyarılarda bulundu kendince. Çok tenakuzlara girdi, çok abarttı. Hatta kusura bakmasın ama çok saçma sapan şeyler söyledi Sayın Hoca. Şimdi ben şu videoda şunu söyledi, bu videonun şu dakikasında şunu söyledi şeklinde tek tek şey yapmayacağım dostlar. Harmanladım, bazı notlar aldım. Biraz acele de not almıştım. Çünkü hem biraz sinirlendim, bir de gece saat 4'ten sonra falan. Gerçekten biraz sinirimi de bozdu, açık konuşayım. Hatta o saatte yapmayı bile istedim. Sonrasında dedim dur, gecenin 4'üne 5'ine şimdi mahalleyi toplama falan. O yüzden vazgeçtim ve bu saati bekledim. Hatta daha sonra mı yapsam acaba, daha sağlıklı bir şekilde mi yapsam diye düşündüm ama yok dedim, yapayım. İnşallah arkadaşlar da izlesinler. Bunu Sofuoğlu hocaya karşı düşmanlığın bir girizgahı olarak değerlendirmeyin lütfen. Sofuoğlu hocaya bir gönül sevdanız olabilir. Bizim de nefret ettiğimiz falan söz konusu değil.
Ama bu Sayın Hoca'nın bu üslubunu hiç yakışıklı bulmadık dostlar. Hiç yakışmamış hocaya. Çünkü o kadar üst perdeden konuştu ki videomun başında da gördüğünüz üzere o büyük filozoflara yani neler söyledi. Bir de yani Aristo'ya, Eflatun'a, işte Sokrates'e olur olmaz şeyler söyledi. Bunlar hiç yani bir akademisyene, bir tarih profesörüne yakışacak şeyler değil. Bir de çok fazla mantıksız şeyler söyledi. Yani felsefeyi o kadar yanlış tanıttı ki, yani ben hocayı izlerken şunu dedim, hocam siz Allah aşkına ne anlatıyorsunuz ya? Yani harbiden ne anlatıyorsunuz? Çok mantıksız şeyler. Felsefeye karşı bu kadar bilgisizliğiniz beni harbiden şaşırttı. Eğer bir politika yapmıyorsanız açık konuşayım. Çünkü ben işte tarihçiyim, ben de okumalar yaptım falan diyorsunuz ama kusura bakmayın o anlattıklarınızdan felsefe konusunda çok derin olmadığınızı görebiliyoruz da yüzeysel bir yani ilkokul seviyesi diyebileceğim bir aşamada dahi olmadığınızı görüyoruz. Ben gerçekten şaştım. Şimdi notlarımı okudukça inşallah izah edeceğim. 25 tane not almışım dostlar ama dediğim gibi böyle çok hızlı hızlı bazılarını belki geçeceğim. Çünkü bazıları tekrara da düşecektir. Mesela hoca programda genelde şuna vurgu yapıyor. İşte düşünmeye karşı değiliz. İslam literatüründe ona tefekkür derler. Biz buna nasıl karşı olabiliriz ki falan. Tamam, doğrudur. Onu biliyoruz. Yani bunu niye söylüyor hocam? Şimdi birazdan söyleyeceklerimi şimdi dinleyeceksiniz. Hoşunuza gitmeyecek. Şu sonuca ulaşmayın. İşte İslam dini tefekküre, düşünmeye, sorgulamaya işte karşı bir dindir şeklinde bize hava kapılmayan şeklindeki bir düşünceye ket vurmak için söylüyor. Ama ondan sonrasında hoca her şeyi berbat ediyor. Bir sepet inciri değil, bir kamyon inciri berbat ediyor. Neyse ilerleyelim dostlar. Ne diyelim? Hayatı bilgileri felsefeden almadık. Ha bu şimdi hayati bilgileri felsefeden almadık şeyden not düşmüşüm. Şimdi vermiş olduğu örnekler çok tuhaf dostlar. Şimdi öyle örnekler veriyor ki ben örneklere dalarak şey yapmayayım inşallah, lafı fazla uzatmayayım. Yani hayatta nasıl söyleyeyim, doğamızda var olan birçok şeyi sanki felsefe verdi mi diyor ki uzmanlar felsefeyi o açıdan eleştiriyorsun. İşte orada bir hırsızlık örneği veriyor. Hırsız geldi cebinden bir şey çalmaya çalıştı. Ha dur bunun nasıl bir eylem olduğunu ben işte bilmem için dur Sokrates'e bakayım, Aristo'ya bakayım şeklinde bir tuhaf bir örneklemde bulunuyor. Hocam şimdi o mantığı insanlar tutup şu şekilde de değerlendirebilir. Bunu bize din mi öğretiyor? Yani dinden mi öğreneceğiz onun hırsızlık olup olmadığını değil mi? Yani aynı şekildeki eleştiri din içinde yapılabilir. Başka hukuki sistemler için de yapılabilir. Ya da başka başka bilim disiplinleri için de yapılabilir. Yani buradan bakarak şimdi felsefe eleştirilir mi? Öncelikle yani felsefeyi nasıl görüyorsunuz? Felsefeye bakışı hocanın çok çok tuhaf. Yani felsefeyi sadece bir Aristo'nun, işte Sokrates'in ya da Eflatun'un felsefe anlayışı üzerinden bakması zaten yanlış. Onlar üzerinden de doğru düzgün bakamamış hocam. Hani felsefe nedir? Sorusuna nasıl cevap verebiliriz Davut Hoca? İnanın bu bir iki cümleyle izah edilecek bir şey değil. Çünkü dünyada markalaşmış olan filozofların ve o filozofların üzerinde çalıştıkları sahanın neli ile alakalı filozofların felsefe tanımları ya da felsefeye bakışları var. Yani felsefe, filozofya, işte bilgiyi sevmek, hikmeti sevmek şeklinde Arapçaya o şekilde aktarılır ama burada o kelimenin anlamından ziyade felsefeden ne anlıyorsa bir filozof onun üzerinden bir tanımlama ya da bir görüş beyan etmek mümkündür. Yani felsefe ile alakalı mesela şu şekilde tanımlamalar yapılır ya da bakış açısı sunulur. Felsefe yoldan çıkmaktır. Heidegger'in zannedersem bir sözü olsa gerek felsefe orman yoluna dalmaktır. Felsefe sorular yumağıdır. Felsefe hakikati aramaktır gibi gibi böyle birbirinden bağımsız, birbirine yakın ya da birbirini tekzip eden, yalanlayan ya da tasdik eden, doğrulayan tanımlamalar, bakış açıları var. Ama şu bir gerçek, felsefe hakikati aramaktır çok da kabul edilen bir şey değil. Yani felsefe için hakikat hiç de önemli olan bir şey değil. Hakikatin ne olduğu konusu da çok da felsefenin umurunda olan bir şey değil. Ama felsefe sorular yumağıdır şeklindeki bakış açısı bana göre çok daha manidar. Çünkü
dünyada harbiden markalaşmış İslam dünyasıydı, Batı'ydı, Yunan'dı, Hindi, İran'dı, hangi coğrafyaya bakarsanız bakalım. Gerçekten felsefenin bir sorular yumağı olduğunu görmemiz mümkündür. Şimdi bu bakış açısından istifade ederek aslında dinlerin de, diğer ahlak şeylerinin de, yapılarının da şey olduğunu, felsefe olduğunu pekala da söylemek mümkündür. Bu açıdan Sayın Hocamızın hayati bilgileri felsefeden almadık diyerek felsefeye laf sokmasının hiçbir anlamı yok. Felsefe boş iştir diyor, filozoflara çatıyor, felsefe teslim olun diyormuş diyor ve buradan da felsefeye laf çakıyor. Aynı şeyi din de söylüyor, hatta din kesinlikle sorgulanmam diyor, ben leyüselim diyor, beni sorgulayamazsın diyor, ben tanrısalım diyor. Felsefenin böyle bir iddiası yok, felsefe sana teslim ol falan demiyor. Bunu nereden çıkartıyorsun güzel hocam? Allah aşkına ya, yani bastın gaza gidiyorsun. Sonra da insanları etkileyerek o insanlar da dışarıda yani şiddet üretiyorlar, canavarlık yapıyorlar. Üniversitelerden felsefe dersi kalsın diyorlar. Biliyorsun tartışıldı, böyle bir şey olabilir mi ya? Bunu felsefe demiyor, bunu dinler diyor. Kusura bakma. Yani çok fazla izah etmek istemiyorum. İşinize bakın diyor mesela. Yabancı dil öğrendim falan filan. Tamam, herkes işinde zaten Sayın Hocam. Sen de tarihçisin, sen de işine bak o zaman. Niye felsefeyi zembedip duruyorsun? Siz de tarihçisiniz ve tarih derslerine giriyorsunuz. Kendi işinize bakın ya. Öyle değil mi? Güzel hocam, bu nasıl bir bakış açısı? Güvendiğiniz kişilere okuyun diyor. Orada iki isim vermiş. Mesela Cemil Meriç ile Nurettin Topçu hocalar. Cemil Meriç rahmetlinin kitabı yanımda değil, memlekette. Nurettin Topçu hoca bu felsefe okumalarında bahsetmiştim. Kitabı göstereyim de olsa, felsefe. Bak, felsefe kitabı Nurettin Topçu. Bunun mantık diye bir kitabı da var. Sosyoloji falan, psikoloji kitapları da var. Şimdi dostlarım, buradan ben okumalar yapacağım bu KOS serisi içerisinde, kitap okuma serilerinden. Bütün samimiyetimle söylüyorum, Sofol Hoca bu kitabı okudu mu bilmiyorum ama bunu okuduktan sonra ya Nurettin Hoca'yı tekfir eder, zemmeder ya da Allah Allah bu gerçekten Nurettin Topçu, bu Nurettin Topçu mu der. Yani bizlere bunları okuyun demiş olduğu zatın felsefede kitabı var ve felsefeyi öven bir kişidir. Kendisi filozof sayılır zaten. Ben anlayamıyorum hocam. Yani bilmiyorsan bu konulara girmeyeceksin. Ara ara bilmediğini de söylüyorsun videoların içerisinde. Yani bu kadar üst perdeden de konuşmamalısın. Bu sadece bir örnek dostlar. İlerleyen sayfalarda işte Gazali falan filan örnekler de vereceğiz ama. Ne diyor? Bu sapkınları okumayın diyor. Sapkınlardan kasıt genelde Aristo'nun hocası Platon, yani Eflatun, onun da hocası işte Sokrates üzerine. Onları da tanıdığını zannetmiyorum. Onların hiçbir eserini okumamıştır diye düşünüyorum. Yani sapkın diyor, sonra bir şeyler söylüyor. Aynı mantık üzerinden İslam alimlerinde sapkın diyebilir insanlar. Hatta senin peygamberine de sapkın diyebilir diyorlar da. Yani bu, yani sapkın derken hani bunun çok fazla anlama gelebilecek yanları var. Genelde işte Tanrı'yı kabul etmiyorlar falan filan diyerek tuhaf şeyler söylüyor. Yo, üç filozofun da Tanrı'yı kabul etmemesi gibi bir durum söz konusu değil. Ya hocam, gerçekten şaşırtıyorsun bizi. Yani üç filozofun da Tanrı'yı inkar ettiği yok. Onların bir belki Yunan bir politeist bir toplumda yaşamışlardır ve onların da bir Tanrı inançları var. Bunu biliyoruz. Bunu eserlerinde ben okudum. Yani kesinlikle okudum. Tanrı'nın, gerçi deizme yakın bir Tanrı anlayışı vardır Aristo'nun ama çok atıl bir Tanrı anlayışı vardır. Ama var yani, Tanrı'nın bir yaratıcılığına falan bahsederler. Bir de felsefeyi siz neden bu üç filozof üzerinden değerlendirmeye çalışıyorsunuz? Bunları da tanıdığınızdan değil, bilmiyorsunuz, tanımıyorsunuz o zatları. Düşünceyi hapseden uyuşturucu, işte felsefe, Yunan'ın felsefi rolünü kabul ediyormuşuz falan filan diyerek de bir şeyler söylüyor Sayın Hocamız. Evrensel kültür gereği güzeli almalıyız ancak onlar bizden bir şeyler alıyor mu? Yani güzel olan bir şey varsa, kime ait olursa olsun onu alabilirmişiz. Olur, tamam, alalım diyor. Yunan'dan da alırız diyor falan. Ama onlar bizden bir şeyler alıyor mu diyor. Ya hocam, diyelim ki onlar bizden bir şey almıyorsa onların hatası da kabahatidir. Yani şunu demeye çalışıyor, biz onlardan niye alalım ki? Ya kurban oldum, bu nasıl bir bakış açısıdır ya? Böyle diyorsun, yani hayatında muhtemelen almış olduğun çok şeyler var. Bak, teknolojilerini alıyorsun birçok şeyin. Yani bu yüzden harbiden çok boş laflar olmuş güzel hocam.
Bize vahiy kültürü esastır diyorsun. Tamam, vahiy kültürü esastır diyorsun ama konuşurken vahiy kültürü esas alınarak konuştuğun şeylerin varlığını görebiliyorum ama buna da muhaliflik arz eden bazı bakış açısı da sergiliyorsun. Sonra senin vahiy kültürünün hak olduğunu kim söyleyebilir ki? Öyle değil mi? Şimdi şunu yapmış olsan, işte biz vahyin çocuklarıyız, şunları yapmamız uygundur diyerek sadece bu minval üzere bir şey söylemiş olsan çok eleştiri hak etmezsin. Kesinlikle, ama siz böyle yapmıyorsunuz. Siz felsefeyi garip tanımlıyorsunuz. Felsefeye bakışınızın menfiliği konusunda çok tuhaf şeyler söylüyorsunuz. Üç filozofa iftira atıyorsunuz. Sonra kalkıyorsunuz, olayı biraz Türkçülüğe de getiriyorsunuz. İlerleyen şeyler de var galiba notlarım içerisinde. Ondan sonra Romalı İmparator Justinian'ın İskenderiye Kütüphanesi'ni yaktığını falan söylüyorsun. Justinian'ın böyle bir İskenderiye, Mısır'daki İskenderiye Kütüphanesi'ni yaktı mı yakmadı mı bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Kütüphanenin hani yaktırıldığına dair Hazreti Ömer'le alakalı kısımları var. Evet, öyle şeyler, durumları var ama öncesinde de yakıldığına ya da yandığına dair bilgiler de var. Bunu şunun için söylüyor dostlar. Yani öylesine bir sapkın bir şey ürettiler ki işte imparator bunların kütüphanesini yaktı haklı olarak. Ve buralarda şey de söylemiş, ya kitap yakılır mı? Yakılır diyor. Yani kitaptan mı başımızı üzerine koyarız ama diyor gerisi kitap yakılır diyor ve bunu karşı tarafa haklılığını göstermek için diyor ki birileri size iftira atsa ve bir kitap yazsa buna nasıl bakarsınız diyerek böyle tuhaf çocukça şeyler söylüyor. Yani o yazılanların yanlış olduğunu nereden biliyorsun ki hocam? Yani harbiden anlayamıyorum. Yani felsefeye olan düşmanlığınız sizi çok tuhaf görüşlere itmiş maalesef. İşte felsefe dönüştürmeye çalışıyormuş. Bu yüzden eleştiriyor. Her şey dönüştürmeye çalışıyor. Felsefe öncelikle dönüştürmeye çalışmıyor. Felsefe bu konuda çok atıldır, çok camittir, cansızdır. Felsefe sorular yumağıdır. Felsefe geldir, felsefe yığılmadır. Felsefe yığar. Felsefe demez ki gerçek hakikat budur. Sen defol git başımdan demez. Yani felsefe, Mevlana'nın dediği gibi gel gel ne olursan ol yine gel. Kapım sana da açık, sana da açık, sana da açık, sana da açık. Ateist, gel aslanım. Dindar, gel aslanım. Şu dinden, gel aslanım, gel. Fikirlerini söyle. Benim alanım geniştir. Herkese yer var. Herkese ikramda bulunurum. Diyen bir disiplindir felsefe. Şimdi ne demişti? Felsefe dönüştürmeye çalışıyor. Dinler dönüştürmeye çalışıyor. Asıl dinler dönüştürmeye çalışıyor. Çünkü bir dine girdiğinde o dinin bir kalıbı var. O kalıba sokuyor seni. İslam da aynısıdır. Diğer dinlerden diyor ki gerçek, dürüst insan olabilmen için bu kalıba girmen ve bu kalıp tam bu şekilde çıkman gerekiyor diyor. Bu şekilde ahlaka sahip olmalısın, bu şekilde inanmalısın, bunları yapmalısın ki dürüst insan, kaliteli insan olabilesin diyen felsefe değil, dinlerdir. Güzel hocam. Yani. Allah hakkında iftira kabul edilir mi falan. Allah'a işte iftira ettiklerini falan. Allah'ın işte bir şey yaratmadığını, Allah'ın olmadığını falan filan söyleyerek o üç filozofa laf sokuyor. Az önce söyledim. Mesela ideler dünyası, Sokrates'in, işte Eflatun'un pardon, ideler dünyası ile alakalı işte Aristo'nun onu eleştirdiğini, ideler dünyası diye bir dünya mı var diyor, bu nasıl bir şey diyor. Ya hocam Allah aşkına harbiden tasavvuf kültürünüz vardır diye düşünüyorum. Bunlardan sonra öyle bir kültüre de sahip olmadığınız kanaatine vardım. Ya Gazali'nin eserlerine bakın, oradaki misal alemiyle alakalı ideler dünyasına yakın bir bakış açısıdır. Ya da Şeyhülislam Dehlevi'nin 18. asırda yaşamış olan büyük sufi İmam Rabbani ekolünden gelen eserlerine bakın, orada da görürsünüz. Yani birçok İslam mutasavvıfının eserlerinden misal alemiyle alakalı o kadar ayrıntılı bilgiler var ki, o kadar ayrıntılı bilgiler var ki Gazali'nin Faysal-ı Tefrikasını açın, okuyun. O kadar ayrıntılı bilgiler var. Sadece oralarda değil. Ve siz bu zatları Hazreti diye ifade ediyorsunuz. Radiyallahu anhum aleyhim ecmain diye de övgüler düşüyorsunuz. Bana göre de övgüyü hak eden alimler. Onları eleştirmiyorum ben. Sizin bakış açınızı eleştiriyorum. Yani Eflatun'un öyle bir iddiası olabilir. Çok normal. Senin dininde diyor ki cennet cehennem var. Yani bununla dalga geçiyor. Öyle bir şey olabilir mi diyor. Senin de dinin diyor ki cennet var, cehennem var. Ahiret var, bilmem Araf var. Birileri de senin dininle dalga geçebilir hocam. Geçiyor da. Hadi hocam gördün mü oraları? Değil mi? Gördün mü?
gören var mı falan diye. Çünkü bu üç video içerisinde bu tarz şeyler söylüyor. Gördün mü sen onu? Sen onu gördün mü? Göreni gördün mü? Aynı şekilde sana da diyeceklerdi. Sen gördün mü Allah'ı? Sen gördün mü Muhammed'i? Muhammed'i göreni gördün mü? Muhammed'i görsen bile Cebrail'i gördün mü? Vahiy indirişini gördün mü diye sana da bu sorular sorulacak. Cevap verebilecek misin güzel hocam? Veremeyeceksin. Bu yüzden çok, yani kusura bakmayın ama biraz lakırtı olmuş yani. Yani ilkokul çocuğunun yapabileceği şeyler bunlar. Buna bir kanıt değil güzel hocam. Ama birçok insanı etkilemiştir. Videoların altındaki yorumlara baktım. Harbiden öyle yani. Başlamışlar saldırmaya. Beni de çileden çıkartan husus o zaten. Ondan sonra o filozoftan yazdıklarına neden inanıyorsunuz ki? Ya bir de çok afaki konuşuyorsunuz. Yani birkaç kişiye mi hitap ediyorsunuz? Şeylere mi hitap ediyorsunuz bilmiyorum. Yani şu, o kadar felsefeyle iştigal eden insanlar var ki onların birçoğu din adına da sapmış falan değil yani. Felsefe bölümlerinde felsefe hocalarımız, felsefe öğrencileri, ben mesela felsefeyi seven insan olarak, felsefe okumaya yapan insan olarak yani sapmış falan da değiliz yani. Bunu nereden çıkartıyorsunuz bilmiyorum gerçekten. Harbiden bilmiyorum. Sonra Alison eli kanlıymış. Sebebi de İskender'i yetiştirmiş. Makedonya kralı, 2. Filip'in oğlu İskender malum. Diziler, filmler de yapılıyor biliyorsunuz. Aristo ona ders vermişti bir 7-8 yıl. Onu yetiştirmiş. Bu yüzden eli kanlıymış. Onu nasıl okurmuşuz? Falan. Ya hocam şimdi Allah aşkına bu şekilde eleştiri yaptığında ister istemez senin tarihine laf sokmaya başlayacak millet. Diyecek ki o zaman Fatih'i de eleştiririz. Bak İstanbul'u fethetti. El alemin evinden yurdundan ettin yahu. Osmanlı şuralara gitti, buralara gitti, şuraları fethetti. Otur oturduğun yerde sen Avrupa'da ne işin var? Diyebilirler yani. Sen Balkanlarda ne işin var? Otursaydın Ötüken'de falan filan diyebilirler diyorlardı. Herkes herkese diyor ama yani sizin bu mantığınızla yola çıktığımızda bu şekilde eleştiriyi hak edersin yani. Bu yüzden Aristo Eflatun'u eli kanlı olarak yetiştirmiş. Ne biliyorsun Aristo ona gitti insanlara kes mi dedi. Yani dediğini farz edelim. Bu yine yani sizin yapmış olduğunuz bu mantıkla felsefe düşmanlığı yapmamız gerektirecek bir şey yok orada da. Yani çok tuhaf şeyler söylemişsiniz. Yani felsefe sadece bu bir iki filozofa indirgediniz. Oradan bir şeylere atladınız, oradan zıpladınız. Garip garip şeyler çıktı ortaya. Ondan sonra bunların Allah'ın hukukunu naksettiklerini, yani yalanladıklarını ve zulmettiğini falan söylüyorsun. Burada da yapmış olduğunuz açıklamada işte Allah'ın olmadığını söylediklerini iddia ediyorsun. Allah'ın evreni yaratmadığına dair bir şeyler söylüyorsun. Şimdi bazı İslam mutasavvıflarının dahi mesela Sudur Nazaresi ile alakalı görüşlerin olduğunu biliyoruz. İbn Arabi gibi falan. İbn Arabi dediğimizde muhtemelen yani övgüler yapacaksın. O zaman aynı mantıkla İbn Arabi de şimdi yani sapık olmuş oluyor. Ya da birçok İslam mutasavvufu. Farabi, İbn Sina ve İbn Rüşd yatacak yeri yoktur. İşte burada yazmışım 20. maddeden. Çok fazla bilgi sunmuyor. Yani benzer düşünceye sahiptir diye düşünüyorum. Bu yüzden çok eleştiri yapmamış. Bu zatları da tanıdığını zannetmiyorum. Bu zatlarla alakalı bir kitap okuduğunu da zannetmiyorum. Okusa da anlayacağını zannetmiyorum. Açık konuşayım. Neyse oraya geçeyim. İslam dünyasına taşınan bir şeylerden bahsediyor. Onu geçtik. Allah adına demeç vermem diyor bir ara. Allah adına demeç vermem diyorsun ama kusura bakma verdin hep Allah adına demeçler. Dolaylı yoldan ümmeti neredeyse tekfir noktasına getirdin. Garip garip şeyler söyledin. Yani bak İslam çok ciddi yani filozoflara, İslam alimlerine yani yatacak bir yeriniz yok dedin. Tekfir ettin yani. Daha ne diyeceksin hocam? O videoları bir izleyin bakalım. Ne demek Allah adına demeç vermem? Resmen Allah adına şey yaptınız ya demeç sundunuz yani. Ondan sonra Oğuz Kağan kültürünü diyor merkeze alalım diyor. Niye Yunan kültürünü merkeze alalım ki diyor madem öyle diyor. Orada biraz yani Türkçülüğün vermiş olduğu şeyle. Hani Türkçülük yapabilirsin yani sen ırkını sever. Irkçılıktan ziyade ona bir lafımız olamaz. Ona diyecek bir şeyim yok ama. Şimdi hocam bunu derseniz Oğuz Kağan'ın hani kim olduğu kesin bilinmiyor ama genelde Mete Kağan Asya İmparatorluğu. Da milattan önce işte 3. asırda falan yaşamış olan yaşadığı düşünülen o kişi olduğuna yönelik bilgiler var kaynaklarda. Kök Tengri inancına sahip o insanlar. Şimdi Kök Tengri inancına mı girelim hocam? Bunu mu diyorsun yani? Yani bırakalım mı İslam'ı? İslam'ı bırakalım, Kök Tengrici olalım. Böyle mi diyorsunuz hocam? Yani böyle mi yorum yapalım? Sizi bu şekilde mi anlayalım? Bu şekilde yorum yapmış olsak ne alakası var kardeşim diyeceksin. Çok alakası var.
Sen beni niye örnek almam için oraya yönlendiriyorsun ki? Yani onların kültüründe var olan birçok şeyi muhtemelen kabul etmiyoruzdur. Allah'ım. Felsefenin kendisi tek düşünme ameliyesi değildir. Evet, bak buna alkış tutuyorum. Doğrudur. Yani felsefenin bizatihi kendisi düşünmenin tek bir ameliyesi değildir. Doğrudur. Yani felsefeye alternatif olacak her neyse artık bence onlar da felsefedir ama sizin kastettiğiniz o felsefe tek bir düşünce ameliyesi değildir. Zaten filozofların daha doğrusu felsefenin kendisi bunu iddia etmiyor hocam. Bunu da beyan etmek lazım. Diyorum ya felsefeye siz bir şey yüklüyorsunuz. Onun üzerine siz onu eleştiriyorsunuz. O sizin ona yüklediğiniz şeyi o kabul etmiyor ki. Anlatabildim mi? Yani siz tanımlıyorsunuz. Yani siz çalıyorsunuz, siz oynuyorsunuz derler ya. Siz çalıyorsunuz, siz oynuyorsunuz. Yani bu zulümdür yahu. Sonra zehirli fikirler beslemeyelim falan. Felsefe huzursuz yaparmış insanı. İntihara kadar götürürmüş falan. Felsefe okumalarıyla alakalı bir şeyler söylemişti. Yani felsefe altyapınız yoksa okumayın falan demişti. Doğru bak o konuda bir şey diyemem. Yani felsefe ağır bir mevzudur özellikle bazı felsefe metinleri. Ama orada öyle cümleler kurdunuz ki sanki kesin onları okuyan insan işte dinden çıkacak. Dinden çıkınca da huzursuz olacak. Huzursuz olunca da işte ayrılık olacak. İntihara kadar gidecek falan işte sapıklıklar olacak. Cinsel sapıklıklar olacak şeklinde böyle bir bağlaşıklık kurdunuz. Biz de ağzımız açık. Dedik ne diyorsun hocam diyerek şaşırdık. Neyse dostlar hızlı hızlı geçtik. 20 küsür tane bitireyim istedim. İkinci bir video olmasını istedim. Gördüğünüz gibi meramımı anlatabildim inşallah. Ebubekir Sopoğlu Hoca bu 3 videosunda lütfen bakın videolara. Orada siz görmüş olursunuz. Sayın hocamız böyle tuhaf şeyler söyledi. Bizi hem üzdü hem çok şaşırttı. Ama böyle bir bakış açısına sahip bu camia. Bunlara felsefeyi sevdiremezsin ama felsefenin ne olduğunu bilmeden bu şekilde eleştiri yapmaları bizi ziyadesi de üzdü. Şimdi de bu kadar. Hoşçakalın.